Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İsterseniz abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Crypto.com arkadaşlar Dubai'den işletme lisansı almaya yaklaşıyor. Bunun üzerine konuşacağız. Bütün bunların önemi özellikle içerisinde bulunduğumuz dönemde nedir ne değildir? Niye bu kadar önemli? Bunlar hakkında konuşacağız. Bir kere biliyorsunuz son vakitlerde piyasa içerisinde büyük bir kargaşa var. E, bu regülatör etkisinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu kargaşanın tabii ki varlığı. Burada ABD tarafındaki en büyük hareket yani daha doğrusu en büyük negatif regülatör etki şuradan geliyor. İzinsiz ve kayıt dışı olarak menkul kıymet satışı yaptınız. Bu da aslında hem yasalara aykırı olması hem de lisanslanmamış bir borsa olmasından geçiyor arkadaşlar. Bir kere bunu söylemek lazım. Yani şu anda günümüzde borsaların lisans alması geçtiğimiz süreçlere göre çok daha önemli. Bu farklı yerlerde dert edilmiyor. Yani işte yok lisanslandı, lisanslanmadı tarzında zaten mevcut bir yasa olmadığı için dert edilmiyor ama ABD tarafında işler ne yazık ki böyle işlemiyor. Hele ki son zamanlarda Sürekli olarak bu hareketi devam ettiriyorlar. Sürekli olarak e, lisans almadığınız tarzında e, yeni yaptırımlara sebebiyet veriyorlar. Tabii ki bütün bunlar da lisans almanın önemini karşımıza çıkarıyor. Crypto.com'un büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Gün içerisinde bir Shiba haberinde de bununla alakalı bahsettik. 270 milyon dolarlık biliyorsunuz üzerinden bir son hareket dönmüştü. Bu arada ekranda oynuyorum ama bu bir şey ifade etmiyor yani öyle şey yapıyorum Bitcoin üzerinde bir gezinti yapıyorum Bitcoin demişken çok kısa bahsedeyim e, BTC tarafında da geri çekilmeler olabilir telaş etmemek lazım olası durumda şu anki pozisyonları yani 278'ler net biçimde kırılırsa ve vakit geçirme gözlemlersek düşüşler olabilir bu 27 binlere kadar sürebilir arkadaşlar kademeli alım için çok uygundur bu arada şu sıralar BTC üzerinde hareket etmek mantıklı olacaktır onu da söyleyeyim. Çünkü gelecek haftalar içerisinde de piyasa hareketlenebilir ama asıl hareket BTC tarafından bekleniyor. Çünkü dominans yüksek. Burada 27 pozisyonlarına bir düşüşle kademeli alım yapılabilir. Bu noktalar kırılırsa arkadaşlar beraberinde ortalama 26.5'lara kadar bir geri çekilme 26.4 civarlarına bir geri çekilme görürüz ki bu pozisyonlardan da iyi bir alım fırsatı verir. Artık buralar e, minimal düşüş noktası olacaktır. Yarın açıklanacak haberle birlikte, yani Fed'in faiz kararıyla birlikte tekrardan bir deneme, belki de bu sefer 28.5'ları kıracağımız bir süreç bizi izleyebilir. E, ne diyorduk? Crypto.com. Crypto.com en çok Shiba tutan burada borsadır arkadaşlar. %30'luk bir toplam rezervi hali hazırda vardır. Shipcoin tarafında. Bu Shiba'nın ne kadar çok kullanıldığına dair bir delalettir. CZ'nin son çıkardığı rezerv kanıtı muhabbetinden sonra ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda buna benzer veriler, daha doğrusu uzun vadedeki Shipcoin yükselişini destekleyen bir diğer veriler, Huobi tarafından gelmiştir. Crypto.com ve Binance tarafından gelen veriler, elde tutma oranlarının ne kadar yüksek olduğuna ve e, ne kadar, uzun vade yatırımcı sayısının yüksek olduğuna delalet ederken Huobi'deki veriler bize ne diyordu arkadaşlar? Diyordu ki yeni giren traderlar en çok ship coin alımı yapıyor. Yani en çok ship coin'de e, burada bir alım gerçekleştiriyorlar. Bu da ilerleyen süreçte yine piyasaya girecek olası bir paranın parada ship coin'in burada ne kadar ileri noktada hareket edebileceğini ve ne kadarını alabileceğini karşımıza koyuyor. Her zaman söylüyorum, Shipcoin'de docu geçebilecek çok büyük bir potansiyel vardır, mevcuttur. Mevcut halde lisans vermiş olan, hali hazırda e, lisans veren ülkeler İspanya, İtalya tarzında ülkelerdir. E, bakınız buralarda yahut işte Abu Dhabi tarafından da alındı. E, ya eyalet eyalette olabiliyor, ülke ülkede olabiliyor. Binansın da e, şey aldı yani lisans aldığı yerler bulunur. Crypto.com Dubai'den işletme lisansı almaya çok yaklaştı. Bu arada bu Shiba için de oldukça olumlu bir durum. Onu da söyleyeyim çünkü Crypto.com artık resmen Shiba ile adamlar özdeşleş, özdeşleşti. Yani Crypto.com'un çok büyük bir e, yatırımcı sayısı yok, hacmi yok ama neredeyse hepsi Shiba yatırımcısı. Ya Shiba yatırımcıları buraya akın ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla Shiba'nın Dubai tarafında büyük ölçüde atılım yapması, yeni yatırımcılar çekmesi için bu çok büyük bir gelişmedir. Onu da hatırlatayım size. Singapur merkezli kripto platform Crypto.com, Dubai'nin sanal varlıkları düzenleme kurumundan minimum uygulanabilir ürün hazırlık lisansı aldığını açıkladı. Çok güzel. MVP lisansının 3 aşamalı bir süreci var. Geçici izin, hazırlık lisansı ve işletme lisansı. Crypto.com ise bu gelişmeyle İkinci aşamaya geçmiş oldu. Duyuruda şu ifadeler kullanıldı. İşletme lisansını aldıktan sonra kurumsal yatırımcılar için spot işlemlerden kaldıraçlı işlemlere kadar kapsamlı bir faaliyet göstereceğiz. Şimdi biliyorsunuz lisans alınmadığı durumda e, ülke içerisinde bir takım hareketlere izin verilmiyor. Hatta buna yaptırım uygulayanlar bile olur. Mesela sürekli şeyden bahsederiz işte kaldıraç kaldıraç. Kaldıraç ülkemizde yasal değil arkadaşlar. Mesela sırf bundan dolayı ben konuyla alakalı çok kaldıraçlı işlemlere girmem. Ha, olası hareketlerden, faaliyetlerden söz ederim. Yapan yapar, yapmayan yapmaz. Bu durumda beni bağlamaz yani. Ama mesela şu anda Türkiye içerisinde kaldıraç yasal değil. Ha, yatırımcı bunu yapıyor mu kişi? Yapıyor mu? Yapıyor. Tabii ki yapıyor. Ama dediğim gibi bunların e, yasallaşması hususunda, lisanslanabilirlik her zaman çok önemlidir. Kısa bir süre önce Dubai, kripto ile ilgili tüm kuruluşların ilgili yetki ve lisansları almasını gerektiren düzenleyici yasanın ana hatlarını açıklamıştı. Bunlar arasında hizmet sağlayıcılar için 4 adet zorunlu kural kitabı ve 7 adet faaliyet bazlı kural kitabı yer alıyordu. Vara İcra Kurulu Başkanı Hanser Orser, platformla alakalı şunları söyledi. Crypto.com'u MVP programının hazırlık aşamasında görmekten çok memnunuz. crypto.com gibi güvenilir oyuncuların katılımı geleceğe odaklı bir düzenleyici çerçeve sunma misyonumuzu ileriye taşıyacak. Evet bu çok önemli. Aynı zamanda emsal oluşturuyor. Yani adamlar diyor ki bir çerçeve sunduk, bir kurallar bütünü koyduk. crypto.com'u bunun içerisine dahil ettik. Bakalım bu ilerleyen süreçte ne kadar pozitif duracak. Duruma göre tabii ki yeni borsalara da lisans verilecektir arkadaşlar. Platform geçtiğimiz birkaç ayda Fransa ve Brezilya'da faaliyet göstermek için aldığı onayla zirveyi yaşarken Birleşik Krallık'ta yasaklanmasıyla hiç beklenme, beklenmeyen bir duruma düşmüştü. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.